Aşksızlara benim sözüm benzer kaya yankısına. Aşkı olmayan kişi belli bilin yabandadır Yunus Emre'nin. Aşksız bu alemde Adem olmanın imkanı yok Hazreti Mısri. Aşk malum haliniz ateştir efendim. İnsanı pişiren, olgunlaştıran tek metadır. Nasıl ki maddi olan şeyler dünyevi ateşle pişer, olgunlaşırsa, ulvi olan, eşref-i mahlukat olan insan da ancak aşk ateşiyle pişer. Başka pişmenin yolu ne yazıktır ki sırlamış Cenab-ı Hak, bir kapıyı açık bırakmış: aşk. Mısır'daki kardeşlerimizin hani o toplandığı meydan vesilesiyle Hazreti Rabiatül Adeviye de deyim yerindeyse gündeme geldi. Yani yeniden belki ismini dahi duymayan birçok yani dostlarımız. Ya Rabbi, ne cehenneminin korkusundan, ateşinden, ne cennetinin sevdasından. Seni sevdiğim için sana kulluk ediyorum. Bu aşk tahakkuk ettiğinde gönülde muhabbet, ibadeti böyle mi yapıyor insanlar hocam? Yani öyle de ileri gitmiş ki Rabia anamız, ya Rabbi diyor, cennetin için ibadet edersem cennetini bana haram kıl. Eğer ki cehennem korkusundan sana ibadet edersem beni cehenneminden çıkartma. Bu kadar açık ve net. Hocam, Harakani Hazretleri, ihlas deyince Harakani Hazretlerinde ihlasla ilgili neler söylenebilir? Efendim, Hazretimizin ihlasla ilgili çok sözleri vardır. Evet. Dostlarımız birkaçını ifade ettiler, izah ettiler, açıkladılar. Teşekkür ediyorum kendilerine. Soruyorlar ki, ey sultanımız, ihlas nedir? Buyuruyor ki, Allah için yapmış olduğun her şey ihlastır. Kullar görsün diye yapmış olduğun her şey riyadır. Malum haliniz, Salih Baba diyor ya, riya ile olan amel seni nardan halas etmez. Yani riya, bir şey Allah için yapılmıyorsa bir iş, o işin gönülde bir sıkıntısı vardır. Yani o sıkıntıdan, o ateşten kurtulmaz o gönül. Bağıştayın, Edip Harabi babanın bir şeyini hatırladım. Zühd-ü riya ile olan ibadet hatadır Hazreti Settar'a karşı. Böyle namaz ile olamaz ümmet hiç kimse. Evet. Ahmet-i Muhtar'a karşı. Evet. Ve buyuruyor ki, ihlas Allah'ın sıfatıdır. Yani kul kendi sıfatlarından, kendi varlığından, enaniyetinden kurtulacak ki Allah'ın sıfatına ulaşsın. Şimdi bir işi Allah için yapmak çok güzeldir. İşte hocamız o noktaya işaret ettiler, Hazretin o sözünü izah ettiler. Bir işi Allah için yapmak çok güzeldir ama Allah ile yapmak, Allah'la yapmak daha güzeldir, daha bir üst makamdır. Bir sözü var: Allah'ın duymadığından emin olduğun yerde konuş. Bu nasıl hocam? Allah'ı dinleyici olarak, evet, ya işiten olarak bilmedikçe konuşma. Evet. Yani konuştuğun zaman haktan konuş, dinlediğin zaman haktan dinle. Bir kimse sohbet ettiğinde dinleyen bu hak konuşuyor diye dinlesin. Evet. Konuşan da bu dinleyen, bu konuşan haktır diye konuşsun. Şimdi ihlas Allah'ın sıfatı olunca, o da kulda tecelli edince, artık kul varlıkları görmüyor. Bütün mazharlarda hakkın sıfatını görüyor. O zaman onda artık riya olmaz. Yani o kalpteki o kapıyı, o nefsaniyete, şeytaniyete açılan o kapıyı, Allah'ın o nuru, o tecellisi kapatmış oluyor. Nitekim şey buyuruyor: bir yılanın derisini değiştirmek üzere o deriyi atması gibi ben de benliğimden bütün nefsaniyetim. Yılan malum haliniz deriyi çok zor atıyor. O atarken aynı bir doğum gibi. Yani çok zorlanıyor. Yani o nefsani yolcu, o meratibi tamamlarken bu sıkıntıyı insanoğlu çeker. Bu benlik perdesi. Bu benlik perdesi. Saltanat davasını terk etmek çok zor. Galiba. Evet, saltanat davasını terk etmek, benliği terk etmek. Hani Salih Baba der ya, beni benlik harap etti, bu yüzden olmadı mamur.
Yani gönlümün mamur olmayışı bu benliktendir işte. Bir gönülde eğer riya olursa, ihlas olmazsa, ihlas o gönle yerleşmezse, o dil ihlas ile konuşmaz. O göz ihlas ile bakmaz. O kulak ihlas ile işitmez. O akıl ihlas ile düşünmez. Yani o gönül, o gönle ihlasın, yani Allah'ın sıfatının hakim olması lazım ki kul hem kendi varlığından kurtulsun, hem de diğer varlıklar, tecelliler kula varlık olmasın, benlik olmasın. Efendim insanlar der ki ben kazanıyorum, ben alıyorum, ben veriyorum. Halbuki alan da haktır, veren de haktır. Evet. Hazret öyle buyuruyor. Sen kendini aradan çıkardığın zaman geriye ne kalıyor? Bir hak kalıyor. İşte ihlas hakkın sıfatıdır. İşi Allah için yapmak çok güzeldir ama Allah'la yapmak daha güzeldir. Hazretin bu manada birçok sözleri, eyvallah, sohbetleri vardır efendim. Eyvallah. Bir doçent doktor Velim Beler hocamıza soralım. Siz New Bulgarian University Sofya'da değil mi? Votre université, le New Bulgarian University, est à Sofia. Orada Orient Doğu Şarkiyet çalışmaları var. Bölüm mü, enstitü mü orası acaba? C'est un institut ou bien département sur les recherches d'Orient? Non, c'est un département et dans le département, il y a un programme qui s'appelle études orientales. Bir departmanın altında şark çalışmaları adı altında bir program var. Il y a trois langues. Üç dilde. Il y avait. Maintenant, c'est un peu problématique, mais il y avait trois langues. La langue arabe, le persan et le turc. Bu çalışmalar üç dilde yapılıyordu. Arapça, Farsça ve Türkçe. Il y a 10 ans, j'avais cette idée de créer un chaire d'études où on peut étudier les trois langues de l'Orient. Yaklaşık bir 10 yıldır bu üç dil üzerinde çalışmalar yapabileceğimiz bir fakülte, bir alan oluşturmaya çalışıyorum. Türkçe, Arapça, Farsça. Evet. Yani Yunus Emre, Muhittin Arabi, Hazreti Mevlana. Estağfirullah, Yunus Emre, Muhittin İbni Arabi, Hazreti Mevlana. Justement, il y avait des gens en Bulgarie il y a une centaine d'années qui connaissaient ces trois langues à la fois. Bundan yaklaşık bir 100 yıl önce Bulgaristan'da yaşayan insanlar bu üç dili de bilirlermiş. Mm-hmm. Notre ville, Sofia. Bizim şehrimiz Sofya. Était plein avec des tekke, avec des comment on appelle les centres soufis. Oui, des centres spirituels soufis. C'était plein. Si on voit l'histoire, le soufisme était présent. Tarihe bakıldığında bundan yaklaşık 100 yıl önce Sofya'nın birçok sufi çalışma merkeziyle, tekkeyle, dergahla olduğunu görebiliriz. Balkanlara Osmanlı zaten tekkelerle hani o medeniyet dergahlar aracılığıyla. On peut dire que les Ottomans ont apporté cette civilisation par les dergah, les études soufis vers le Balkan. Et c'est une tradition qui n'est pas bien comprise. Ve bu çok iyi anlaşılamamış bir gelenektir. Et malheureusement, c'est pas seulement de la part des Bulgares. Ve bu yalnızca Bulgarların tarafında onların ürettikleri sorunlarla olmamıştır. Pourquoi? Parce que l'esprit de l'Empire ottoman, c'était au fond la philosophie, la